Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History'da Sarıkamış Harekatı kazanılsaydı nasıl olurdu sizler birlikte buna bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Bu arada istediğiniz alternatif tarih senaryoları veya da gerçek hayatta yaşanmış bir olay istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında istediğiniz olayın şekliyle yazmayı unutmayınız dostlar. Şimdi isterseniz yavaştan editöre bir geçiş yapalım. Öncelikle editörden senaryomuzun ayarlarını yapmamız gerekiyor. Burada görüyorsunuz ki Sarıkamış Harekatı kazanılsaydı 1 Ocak 2022 senaryosu. Buna bir kere tıkladıktan sonra hemen buradan sonraki yapıyorum ve burayı fullüyorum arkadaşlar. Hatta bunu da ona entegrasyonu bir şekilde yapmam lazım. 80 bine sabitleyeceğim. Başka da bir şey arttırmamız gerek yok sanırsam. Nüfus artışını artı 5 yapalım. Ekonomimiz artı 5 olsun. Ve burayı kaydedip oyunumuza artık geçiş yapabiliriz dostlar. Oyunlar, yeni oyun. Şimdi öncelikle Sarıkamış Harekatı kazanılsaymış Türkiye bu şekilde görünmüş. Onu da sizlere göstereyim. Önce seçeneklerimiz zorluk efsanevi, savaş sesi klasik, oyun hızımız %100 iken EA saldırganlık ise %50'ye kadar indiriyorum. Libya'yı kaldırdıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 6 milyon 76 bin nüfus ile 609 bin ekonomiyle ülkemizi şu an 6. sıraya kadar getirmiş bulunmaktayız dostlar. Azerbaycan'la da güzel bir müttefikliğimiz var. Şimdi Gürcistan diye bir şey var olmuyormuş görüyorsunuz ki arkadaşlar Sarıkamış Harekatı kazanılsaymış Gürcistan diye bir şey olmazmış. Ama şunu da söylemek gerekiyor, Sarıkamış'tan sonra arkadaşlar daha çok seferler gelecekti büyük ihtimal. Çünkü burada bu şekilde durmazlardı, Ruslar barış yapmazlardı diye düşünüyorum ben. Tabii sizin bu konu hakkında farklı düşünceleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız dostlar. Şimdi öncelikle yatırımları falan hepsini stabile çekelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bu bölüm savaşsam mı savaşmasam mı ona bir karar veremedim gerçekten ama şöyle gördüğüm üzere bakın burada bir sürü vasalize devletler var. Bu devletler aslında topraklarımızı katarsak ve Rusya'dan hızlı bir şekilde Kırım'ı falan alabilirsek topraklarımızı birleştirebiliriz. Çünkü ben buraya baktığımda arkadaşlar Kırım'ı da benim olsun istiyorum. Ondan dolayı dostlar ordu bakımına şöyle bir 10-15 tane verelim. Hatta 10 yapalım burayı. Vergi gelirimizi olabildiğince yükseltmeye çalışacağım. Bakın vergi her bastığında bu para artıyor zaten. Bunu da böyle 10 yapıyorum. Oldu mu sana 20 bin para. Ekonomisini de aynı şekilde arttıralım. Nüfus artışına çok fazla insan öleceği için arkadaşlar nüfus artışına 10 vereceğim. Üretim gelirimiz yine artsın. Tamam. 8 de bunu yaptım. Şimdi öncelikle diplomasimizi şöyle bastığımda şekillendir Osmanlı İmparatorluğumuz var ve Azerbaycan'la şekilde bir müttefikliğimiz var arkadaşlar. Ve şu an için Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Pakistan, Suriye, Özgür Suriye'den bahsediyorum. Ukrayna ve Suriye muhalifleriyle aramız çok iyi durumda. Birçok düşmanla da aramız kötü arkadaşlar. Düşman zaten adı üstünde. Oyunumuzu biraz hızlandıralım. Sarıkamış Harekatı. Kış ayının bitmesiyle 1915'in yaz aylarında başlayan Sarıkamış Harekatı tecrübeli komutanlar sayesinde zafere ulaştı. Zafer sonrası Gürcistan adı altındaki topraklar Osmanlı'ya bağlandı. Bir Dünya Savaşı sonrası vatanın parçalanması sonucunda Kurtuluş Savaşı müdahalesi başladı. Ermenilerin işgal ettiği topraklar Kazım Karabekir komutasında Türk ordusu tarafından geri alındı. Güzel bir hikayesi var. Yapanın ellerine sağlık. Sizin de böyle senaryolarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz dostlar ya da linkini atabilirsiniz. Sovyetler Birliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi kazanılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Stalin başa geçmediği için Sovyetler Birliği'nde Troçki iktidara geldi. İki Dünya Savaşı'na katılan Sovyetler Birliği Nazi tehlikesini büyümeden önledi. İki Dünya Savaşı sonrası büyüyen Sovyet'in gücünü Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla son buldu ve yeni dünya düzeni sağlandı. Lakin buna buton eklenmediği için arkadaşlar hemen şöyle ben videoyu durdurup geliyorum buna buton ekleyeceğim. Evet arkadaşlar butonu eklemeye başardım. Tamamdan direkt olarak geçiyoruz burayı. Şimdi öncelikle biraz paramızın artmasını bekleyeceğim. Şöyle 100 bin, 150 bin paraya falan geldikten sonra hatta daha da üstüne çıksın biraz daha. Şimdi teknoloji haritasına şöyle bakalım isterseniz. Şu an Tayvan 1. sırada, Danimarka 2, Singapur'da 3. Biz bu listede bile yokuz dostlar. Hatta bizim teknoloji puanımız da 0,43. Yani 45'in altında. Yani bak bu çok kötü bir olay. Çünkü savaş, silahlı çatışmaya bıçakla girdiğinizi düşünün dostlar. Direkt ölürsünüz değil mi? Bizim de aynı şu an askeri teknolojimiz bu düzeyde. Onu arttırmak için hemen şöyle teknolojiye biraz yatırım yapalım ve insanlarımızın teknolojisini biraz geliştirelim dostlar. Şu an 13 adet teknoloji puanımız oldu. Ordu bakımına yine biraz daha vereceğim. 20. Vergi gelirini biraz arttıralım. Gördüğünüz üzere paramız daha da artmaya devam ediyor dostlar. Böyle baktığımda 2. 15. Tam 53 bin. Biraz daha para biriktiriyorum. En azından Rusya'ya savaş açacağımız için ve Rusya'nın vasalize devletlerine savaş açacağımız için arkadaşlar Rusya'dan biraz üstün olalım diyecektim ki 0,37. Sanırsam Stalin başa geçmediği için 5 yıllık planları yapamamışlar. Ve kimse 5 yıllık planın ne olduğunu bilmediği için
Ruslar bu şekilde kalmış diyebiliriz dostlar. Biliyorsunuz ki Stalin başa geçtikten sonra 5 yıllık plan devreye girdi. Ve her sene bunu yaptılar. Her 5 senede bir. Rusya o yüzden böyle bir güç aldı. Paramızı hızlı bir şekilde bitiriyorum. Tamam. Vergiyi olabildiğince arttırmamın sebebini zaten az çok anlamışsınızdır. Güzel vergi alıyoruz Türkiye'den. Vallahi şaşırtıyorlar beni. 25 yaptım. Şu an bayağı bir vergi aldık. Paramız 20 binden yaklaşık 30 belki de 40 bine kadar çıkmıştır diye düşünüyorum. 39 bine kadar çıkmış dostlar. Üretim geliriyle de bunu 40 bin yaparız biraz sonra. Şimdi artık hazırız. 7. sırada olmamıza rağmen, ekonomimizin kötü olmasına rağmen şu an günlük olarak 39 bin dukat kazanıyoruz. Bence artık buradan böyle bir sınırları düzeltmeye başlayabiliriz dostlar. Hatta var ya, buradan başlayıp buraya kadar gelip sonunda buradan başlayıp buraya kadar gitmemiz gerekiyor. Ondan dolayı ben hızlı bir şekilde asker basacağım. Hem denizden hem de karadan hızlı bir şekilde Bulgaristan'ı düşüreceğiz. Ondan sonra hedefimiz inşallah Ukrayna civarına kadar gitmek olacak dostlar. Tabii ki de Kırım'a da gideceğiz, merak etmeyin. İnşallah NATO gibi bir saçma bir şey yoktur burada. Yani NATO ittifakı diye bir şey yok. Ondan dolayı Bulgaristan'ı hemen hızlı bir şekilde topraklarımıza katabiliriz bence. Denizden çıkarma yaptırıyorum. İnşallah başarılı çıkarlar. Hiçbir şekilde çıkamadılar lan. Yazıklar olsun. Arkadan biraz daha ordu getirelim. Çünkü ben buraya pek güvenemedim. Başkentte 2250 askerim var ama onları bekleteceğim. Tamam. Bu da buraya gitsin. Bunlar buraya gidiyor. Bunlar arkadaşlar bu... Bak buraya boş bıraktım ya. Sebebi ne biliyor musunuz? Bunları Turan taktiğini almak. İyi bakın şimdi. Arada kalacaklar, hiçbir yere gidemeyecekler. Gördünüz mü? Kaldı mesela. Burada bir ordu var ama hiçbir yere gidemeyecek şimdi. Ya, Turan taktiği yapabiliyorsunuz bu oyunda. Ve hepsini yok ettik. Şimdi Kırım'a kadar gideceğimiz için arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen askerlerimizi toplayacağım ve burayı asimilize edeceğim. Çünkü Romanya biraz zor devlet. Barış müzakereleri. Onayla onayla hepsini. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Tamamdır. Şöyle baktığımda sıralamamız 7'den 5'e kadar çıktı arkadaşlar. Hatta şu an yeniden 7 olduk. Ulan birisi bizi geçmeye çalışıyor ama sürekli bulamadım ha. Teknoloji de güzel bence bizim teknoloji. Bakayım bir 0,70 yani arkadaşlar. Boş bir teknoloji değil. Evet, asimilasyonları yapıyoruz hala. Bakın buradaki asimilasyonlar 30-35 hızlı bir şekilde artıyor. Evet ama alt taraftan bize bir savaş ilan edildi. Beklemediğim şey. Bu ne lan? Burada Kürdistan var oğlum, bu ne? Birisi bana şey demiş ya. Yorumlarda gördüm de. Yerelde sanırsam arkadaşın hani düşünce yapısı çok sınırlı. Ondan olabilir. Kürtleri sevmiyorsun demiş. Arkadaşlar ben Kürtlere karşı bir düşmanlığım yok. Benim Kürdistan adında bir hayali devlete karşı düşmanlığım var. Yoksa Çanakkale Savaşı'nda beraber savaştığımız şeyleri kim unutabilir? Araplara ihanet ederken Kürtler ve Türkler birlikte aynı cephede, aynı şekilde Yunanları denize dökerken bunları kim unutabilir, değil mi? Ondan dolayı arkadaşlar bana böyle ithamlarda bulunmayın. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı kandan gelmeyiz. Kardeşiz diyebiliriz. Yani bana düşmanlık sergileme lütfen. Ama Kürdistan'a da izin vermem kardeşim yani. Hayırdır? Türkiye neyinize yetmiyor? Yani bunu da unutmamak lazım. Ben şunu gelmişken bir alalım. Ama bak. Mesela Greekleri... Kardeşim sen şimdi ne yaptın? Yani ben sana ne yaptım da sen bana savaş açıyorsun, onu anlamadım. Bulgaristan adında bir devleti sevdiğin için mi? Yani arkadaş olarak gördüğün için mi onu? Burada 2250 askerimiz var. Buraya bir denize çıkarma atsınlar. 4000 de Girit'e gitsin. 6000. Kesin var ya oraya short videosu yapacaklar. Adım gibi eminim. Genelde benim böyle konuşunca videolarını yapıyorlar. Edit yapıyorlar. Hadi bakalım ne çıkacak. Evet, hemen askerlerimizi buralara kadar yığdıracağım. Gel bakalım abi. Diplomasi. Savaş ilan et. Ve zaten Irak'ta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İran herhangi bir şekilde toprak bütünlüğünde zarar görme olursa Türkiye'nin oraya müdahale etme hakkı var. Onu da söyleyelim yani. İnanmıyorsanız araştırarak da bulabilirsiniz bunu. Atam ya hasta yatağındayken bunları yaptı. İnanabiliyor musunuz? Hasta yatağındayken bak, hasta hasta.
Evet. Buraya da çıktık. Buraya gidiyorum şimdi. Lan Greeklerle iyi bir savaşa girdik ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Baksanız arkadaşlar. Amacım Kırım'ı almaktı. Şimdi nereler alıyorum? Neyse bakalım. Şu an Yunan'ın toprak bütünlüğü benden daha çok zarar gördü. Turan bak. Bak şimdi Turan nasıl imza atıyorum iyi bak. Hazır mısınız arkadaşlar? Bunlar oraya bir gide dursun. O benim zaten toprak bütünlüğüne kaldığı sürece onun zararını. İstanbul'a da girmesine izin vermem. Tamam, Süleymaniye Türbesi'ni de aldık. Çok güzel. Süleymaniye Türbesi ne lan? Neyse, hadi geçelim. Hadi geç. Son zamanlarda Süleyman Şah Türbesi adına çok video izledim. Ondan dolayı olabilir. Kusura bakmayın. Dodove'de giriyorum. Buralarda giriyorum. Önünü keseceğim şimdi. Bak, adaları da alalım. Adalar mesela kardeşim onlar benim. Bunları bana veriyorsun şimdi sen. Bana durduk yere savaş açmak yok yani. Savaş açma hakkın yok. Ben bu herkese açarım ama sen bana açamazsın. Sen çünkü bir oyuncu değilsin. Sen yapay zekasın. Sen kendine gelmen lazım önce. Oturup düşünmen lazım. Ben ne yaptım diye. Evet. Brickler artık yok. Yine tarihin tozlu sayfalarında Türkler tarafından denize döküldü yazılacak. Ama Japonlar beni nerede buldu da bana savaş açtı? Japonsun kardeşim sen bir kendine gelir misin? Fransızlar savaş açmış. Ben savaş açmıyorum. Onlar bana açıyor. Böyle şey yapalım. Yani hayal değil de bir şeyle barış yapmak çok garip oluyor. Sanki hayal görüyorum. Ve YPG de bana savaş açmış. Keşke bu şekilde nerede yaşadıklarını görebilsek şu YPG'lerin de anlık olarak oraya saldırı düzenleyebilsek. Şuna bakar mısınız abi? Yani barış anlaşması yapıyoruz ama kimle yaptığımız bile belli değil. Ben bugün biraz agresif girdim. Niye bilmiyorum. Evet. Herkesle barış anlaşmamızı yaptık. Hırvatlar hariç. Hırvatlar. Onlarla da barıştık. Sanırım birisi bana çıkarma atıyor. Bakayım. Yok. Japonlar bak Fransızlar gelmez ama Japonlar ta nereden nereye gelir. Ben eminim bu oyunu çok oynadım arkadaşlar. Bu önce bak. Hadi iddiaya girelim. Önce sizce topraklarıma kim girecek? Japon mu, Fransız mı? Bakın şimdi biraz bekleyeceğiz. Sadece bakın biraz bekliyorum. Şu an barış anlaşması bile yapmıyorum. Bir de dün Osman izledim. Ben biliyorsunuz Osmancıyım arkadaşlar. Kanalı açtığımdan beri. Ben ne dedim size ya? Ben ne dedim abi? Şu enayiye bak. Japonya'dan ta buraya kadar ordu getirmiş. Manyak mısın uşağım sen? Çıkamadım bile. Enayi. Barış anlaşması yapıyor. Ama reddediyor. Bak bu oyunda bu simülasyonu anlamıyorum ben. Oyun bak Fransız bana barış anlaşması yollamış. Tamam mı? Ben adama diyorum ki gel barışalım. Tamam ben de senin barışını imzalıyorum diyorum. Adama barış anlaşması imzalayıp belgeyi yolluyorum ama adam ne yapıyor? Belgeyi yırtıp yeniden bir barış anlaşması imzalamamı istiyor bakın. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Güzel olduk ha. Topraklar bence bu şekilde tam istediğimiz gibi arkadaşlar. Şu an bakın Karadeniz'i iki taraftan böyle pençeliyormuşuz gibi duruyor. Güzel duruyoruz bence. Bir sonraki bölümlerimize kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Az önce aboneye abone dedim. Farkındayım. Her kulun bir hatası olur. Hadi görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan lütfen beğenip abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmadıysanız açarsanız çok mutlu olurum. Çünkü videolar anında haberdar olmuş olursunuz. Biliyorum okullar yeni açıldı. Videolara vakit ayıramıyorsunuz. Ama bir gece akşam falan bir bakarsanız çok mutlu olurum. Çünkü tam 10.000 izleniyoruz. 5.000'lere geri düşüyoruz. Bir dengeyi sağlayamadık. İnşallah en yakın zamanda sağlarız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum.